Hayırdır açmalı piyasalardan herkese günaydınlar ve iyi bayramlar değerli arkadaşlar. Evet, biz bayramdayken dünya piyasaları açık. Doların dünyadaki trendi ne durumda? Türkiye'de son durumda, daha doğrusu dünyada işlem görürken son durumda fiyat nedir? Dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Japon yeni, petrol fiyatları olmak üzere diğer çalışmalarımızı bugün sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Dolar üzerinden, eğer dolar TL üzerinden bir yorum yapacak olursak, cuma günü oldukça dar bir aralıkta sıkışan bir tablo gördük. Bugün bu anlamda önemli. Bugün ve yarın biz ne kadar açık değilsek de sıkışmanın artık sonuna geldiğimizi görüyorsunuz. Ortalamalar arasında bankların sıkıştığını görüyoruz. Demek ki bayramdan sonra dolar TL'de ciddi dalgalanmalar bizi bekliyor. Bu dalgalanma aşağı yönde mi olacak, yani TL'nin güçlendiği bir hareket mi olacak, yoksa TL'nin zayıfladığı doların sert tepki verdiği bir süreç mi olacak? Bunu göreceğimiz bir haftaya gireceğiz. Salı gününden sonra, çarşambadan itibaren. Dolayısıyla buna biraz artık hazırlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Beklentilerimiz bizim hali hazırda 3.50'nin dip olduğu, yukarıda 3.55'in ara direnç olduğu, potansiyel 3.60 hedefimizi koruduğumuzu söylemek. Şimdi günlüklerden haftalıklara deniyoruz. Haftalıklara baktığımızda hali hazırda ortalamaların altında olması TL'nin dirençli olduğunu, güç kazanma isteği içinde olduğunu bize gösteriyor. Aylıklar tarafına baktığımızda bu ay bu manada önemli. Çünkü eğer 3.57 üzerine kapanışlar göremeyecek olursak TL'nin biraz daha değerlendiği bizim senaryomuzun tersi bir durum söz konusu olabilir. Ama bu çok da TL'yi güçlendirecek bir hareket içinde olacağını zannetmiyoruz. Dolayısıyla şu an için hemen yorumumuza geçelim ve 3.50-80, 3.50-90 kapanışını giriyoruz. 90 kapanışını girdik. Bugüne dair 3.50-40 önemli bir destek, ara destek. Şu an için bu seviyenin hemen altında olduğunu görüyoruz. 3.50'nin de 3.49-80'in destek olduğunu, 3.49-80'in destek olduğunu görüyoruz. Aşağıda hareketli ortalama tam bu seviyeye denk gelmekte. Yani günün önemli 2-3. Desteğine denk gelmekte. Burada tutunmak isteyecektir diye düşünüyoruz. Bugüne kadar burayı 2-3 defa test etti. Bu buradan sürekli sert tepkilerin geldiğini gördük. Bugün de bu anlamda önemli bir gün. 3.49-72 altında veya 3.49-80 altında bir günlük kapanış görecek olursak, bu hareketin biraz da TL lehine gelişmesi, biraz da aşağı yönde sıkışması anlamına gelebilir. Bu açıdan izliyoruz. 4 saatlik grafiklere baktığımızda şu an için bir uyumsuzluk noktasında herhangi bir ters durum yok. Dipler birbirinin üstünde. Yani senaryomuz çerçevesinde şu an için ilerlediğini söyleyebiliriz. Saatliklere baktığımızda şu saat itibariyle, sabah 8 itibariyle özür dilerim, halihazırda önemli bir destek bölgesinde. Hatta bir uyumsuzlukta olduğunu düşünecek olursak bu bölgeden bir ilerleyen saatlerde tepki gelmesi ihtimali devam ediyor diyoruz. Şöyle yatay banttan aldığımızda, evet, yatay bandında çok önemli bir destek aralığı içinde olduğunu söyleyebiliriz. 5 dakikalık grafiklere dönüp bakalım. 5 dakikalık grafiklerde çok fazla bir şey yok ama sonuç itibariyle bu bölgede 3.50 üzerinde kalmak isteyen bir tablo görüyoruz. Hareketin yukarı başlaması için günlük tablomuzda özellikle cuma günü 3.51.50'nin 3.51.50 ve 3.50. Bakın, yani aslında şunu da söylemek istiyorum tabii ki. Alttaki iki indikatörümüz var. Birisi HDTR, benim kendi geliştirdiğim dalgalanmaları ve doyum noktalarını ve alım noktalarını yaklaştığımızı gösteren bir indikatör. Uyumsuzluklar burada çok önemli. Pozitif, negatif. Şu an alttaki diğer göstergemiz ise günlük marjları bize gösteriyor ki son dönemin gördüğünüz gibi dolar TL'de neredeyse 135 pipslik bir hareketini görüyoruz. Ama ortalama şöyle bu tabloya baktığımızda günlük ortalama normal şartlarda 350 pipslik bir hareket içinde seyreden dolar TL 135'e kadar düşmüş olması, bir yerde daha önceki tablolara baktığımızda da 125'ler, yani 130 çok önemli bir bölgede olduğumuzu gösteriyor. Yani kırılma her an gerçekleşebilir. Biz bayram içindeyken bugün
veya yarın da bu süreci görebiliriz. Sert dalgalanmalara gebe diyebiliriz dolar. Şu an için oldukça dar bir aralıktan bugüne geldiğimizde 87 puan. Tabii dünyadaki hareket önemli. Biz tatildeyken dolar TL ne kadar bir talep veya arz söz konusu olur, bunu da göreceğimiz birkaç gündeyiz. Ama aynı zamanda tabii ki 6 aylık dinlenme süresini düşündüğümüzde, ki Ocak ayında bu dinlenmenin olabileceğini söylemiştik, ama 3.50-3.55'in önemli destek olduğunu, zaman zaman yükselişlerin olabileceğini söylemiştik. Zaman zaman beklediğimizden ters giden hareketler de tabii ki oldu. Sonuç itibariyle şu an için bu tablo bize bu bölgenin dip olma isteğini devam ettirmekte. Eğer bu ortalama aşağı kırılıp altında kapanışlar olacak olursa, o zaman senaryomuz tamamen kısa vadede rafa kalkmış olacak. TL'nin güçleneceği bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Ama bu tabii doların dünyadaki trendiyle de bağlantılı. Şu an için çok önemli bir haftaya girdiğimizi de söyleyebiliriz. Şimdilik söyleyecekleriniz o kadar. Tabii eğer gün içinde imkanımız, fırsatımız olacak olursa, malum bayram, paylaşmaya çalışacağız. En azından Twitter'dan, Halil Reçber piyasalardan arada mesaj atmaya çalışacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi bayramlar diyorum. Görüşmek dileğiyle.